Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 9. sefir 58. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Kuşku günü orucu. Tirmizi Ammar bir Yasir'in şöyle dediğini aktarır. Kuşkuya kapıldığı günde oruç tutan kimse hiç kuşkusuz Ebul Kasım'a karşı gelmiştir. Tirmizi bu hadisin hasen sahih hadis olduğunu söylemiştir. Bilginlerin çoğunluğu kuşku gününü Ramazan'ın bir parçası olarak tutmanın haramlığında görüş birliğine varmışken onun gönüllü oruç diye tutulup tutulamayacağı hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bir kısmı bunu mekruh sayarken bir kısmı caiz saymıştır. Bana göre Ammar'ın hadisi nas olmadığı gibi aynı zamanda peygambere ulaşan bir hadis de değildir. Aksine bu hadis Ammar'ın kendi görüşü olabileceği gibi Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir rivayet de olabilir. Bir kısmı ise şöyle düşünmüştür. Bir insan bugünü Ramazan orucu diye tutar, sonra da Ramazan günü olduğunu kesin olarak öğrenirse oruç tutmuş olur. Vasıl, batını yorum. Bir tercihte bulunmaksızın iki şey veya durum arasında kalmak anlamına gelen kuşku, Hakk'ın görmesi ve duyması gücü olan kulun durumuna benzer. Hak, birinin ise onun hak olduğu söylenir. Duymanın kula nispet edilmesini dikkate alan kimse ise onun kul olduğunu söyler. Burada değerlendirmelerden birine de diğerine üstün kılacak bir durum da yoktur ve bu nedenle her ikisi de anlamsız hale gelir. Onlar düştüğünde ise asıl hükmü üzerinde kalır. Asıl ise kulun ve Rabbin varlığıdır. Bu ise bir açıdan dini ve teorik bakımdan asıldır. Bu asıldan önce dikkate alınan ki bu asıl onun ayrıntısıdır. Aslın aslı ise kulun hakikatinde Rabbin varlığıdır. Bu da bir açıdan keşf ve şeriat kaynaklı asılların aslıdır. Bu konuda sana göre güçlenen inancına göre hareket etmelisin. Senin meşrebin her neyse onun sınırında dur ki o konuyla ilgili doğru yorum açık seçik şekilde ortaya çıksın. Böyle bir durumda ise keşfet vecd ehli olursun. Fasıl içinde vasıl. Gönüllü oruçta iftarın hükmü. Bazı bilginler gönüllü oruca başlayıp bir mazeret nedeniyle orucu bozan kimsenin kaza etmek zorunda olmadığı ile ilgili bir görüş birliğinden söz etmiştir. Bir mazeret olmaksızın kasıtla orucu bozanın durumu hakkında ise görüş ayrılığına düşünmüştür. Bir kısmına göre kaza etmek gerekirken bir kısmına göre ise kaza etmesi gerekmez. Vasıl, batını yorum. İnsan gönüllü kulluğu yerine getirince getireceği bir ibadete başladığında kendisini kulluğa mecbur etmiştir. Çünkü bu mecbur edişte kul kendi aslına dönmüştür. Öyleyse onun bu esnadaki durumu zorunlu kulluktur. Bu kez farzda kendisine gereken şey gönüllü ibadette de kendisine gerekir. Hakkın bu ibadette kulu serbest bırakmasını dikkate alan kimse bu fiilde kulun hükmünün ondan kalkmayacağını söyler. Çünkü o seçimi zorunluluk yerine yerleştirmesi bakımından hak ile didişmeye sevk etmiş, zorunlu ibadete gönüllü ibadet muamelesi yapmıştır. Dilerse gönüllü olarak kaza eder, dilerse kaza etmez. Bu meselenin batini yorumu hakkında söz uzar. Bu kitapta bu ölçüde açıklama yeterlidir. Çünkü yükümlülük ister zorunlu, ister gönüllü olsun kulun varlığını ispat eder. Fasıl içinde vasıl. Unutarak oruç bozan nafile oruçlu. Bilginler bu kişi hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir grup kaza etmesi gerektiğini ileri sürmüşken, başka bir grup ise kaza etmesi gerekmediğini ileri sürmüştür. Bana göre ise bu konuda hadis bulunduğu için kaza etmesi gerekir. Vasıl, batını yorum. Unutan bir şeyi seçtikten sonra seçtiği şeyi yapmayı bırakan kimse demektir. Unutma, heva ve hevesle ilgilenmekten kaynaklanırsa kaza etmek gerekir. Unutmanın nedeni ilahi bir isim veya hal veya makam ile ilgilenmek ise kaza etmek gerekir. Burada kaza, gönüllü yaptığı şeye göre onun üzerinde hüküm vermek demektir.